Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyi gözükmüyorsun. İyiyim. Güzel masa hazırladım. Hadi gel yemek yiyelim. Sana afiyet olsun, ben aç değilim. O zaman konuşalım. Ne konuşacağız ki artık? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Emin misin? Eminim. Mesela Rüzgar Bey'le ilgili bir şey? Yok. Haluk, adamı niye dövdün? Bir de bunu soruyor musun? Soruyorum tabii. İnsan hiç işle ilgili böyle bir anlaşmazlık yaşadı diye de kaba kuvvete başvurur mu? Bu şikayet edilmişti zaten. Haluk, adamı hastanelik etmişsin. Büyük rezillik. Lütfen en kısa zamanda özür dile. Pardon, özür mü dileyim? Şaka mı yapıyorsun? Ya Haluk'cum, aranızdaki anlaşmazlığı iki medeni insan gibi çözüp sonrasında da ondan özür dilemen lazım yani. Olmaz ki böyle. Hiç kusura bakma, ben o kadar medeni değilim. Oradan bakıldığında böyle gurursuz bir adam gibi mi görünüyorum? Hayır, kaba ve agresif bir adam gibi görünüyorsun. Ya ne olur şöyle güzel güzel konuşalım. Hadi. Tamam. Biliyorum. Bana kızgınsın. Sana niye kızayım ki? Yaptıklarım için. Bu iş burada biter. Hayatında başka biri olduğunu kendi ağzıyla itiraf etti. Haluk, ben seni çok seviyorum. Bu yüzden de başka bir kadınla paylaşmak istemediğim için yaptım her şeyi. Hadi Meltem, söyle şunları. Demek kendi ağzında itiraf ediyorsun. Hı hı. Ama beni buna biraz da sen ittin. Pardon? Neyse, ben tartışmak istemiyorum. Bu konuyu bu akşam konuşalım ve kapatalım. Kusura bakma ama bu bir akşamda bir konuşmayla bitecek bir konu değil. Biz daha boşanmadık bile. Haklısın. Ama biz ayrılalım diye konuştuğumuz zaman iki ayrı insanız, iki yabancıyız dedik. Dolayısıyla ben de olabileceğini düşündüm. Yani doğal dedim. Doğal dedim. Tamam, kızsın. Üzüm çıkıyorsun. Sana karşı çok mahcubum. Özür dilemem. Olayı bu kadar basite indirgemene inanamıyorum. Basite indirgemiyorum. Bir hata yaptım. Haklısın. Ama beni affet. Unutalım diyorum. Bu senin için kabul edilebilir bir durum olabilir. Ama benim için asla değil. Haklısın. Adam haklı Meltem. Beni aldattığına nasıl ihtimal verdim? Çok kırılmış. Sen el alemin adamıyla Londra'da gününü gün et. Sonra da gel burada ne desen haklısın Haluk de. Bir şey demeyecek misin? Diyecek bir şey yok. Durumdan başka kimin haberi var? Mesela Arda'nın haberi var mı? Bu rezilliği biliyor mu? Gerçeği duymaması, bilmemesi mümkün değil ama. Yok, saçmalama lütfen. Kalk, böyle ortalıklarda bağırınacak halim yok herhalde. Ha, neyse, en azından oradan kurtarmışız gururumuzu. Gönül'le ve Tuna'yla konuştum.
Ha, gönülle tunabiliyor. Ne bekliyorsun Haluk? Yani sonuçta böyle taşıması kolay bir yük değil bu. Onlar benim en yakın arkadaşlarım. Biriyle paylaşmam lazım da onlarla konuştum yani. Peki benim kulağıma geldiğinde ben bu yükü nasıl taşırım diye düşündün mü? Vallahi kusura bakma ama insan o psikolojiyle karşısını düşünmüyor. Kendini düşünüyor önce. Ne zamandır böyle hissediyorsun? Bilmem. Oldu işte. Vay be. Haluk'la Meltem'e bak. Ne hallere geldi. Bir dakika bekle. İyi doğdun. Sağ ol ama hiç kutlayacak havada değilim. Hadi mumunu üfle bari. Bu senin doğum günü hediye. Sana anlatacak çok şeyim vardı ama beni konuşturmadın. Ayrı olduğumuz bir ay boyunca içimden gelen her şeyi en samimi haliyle yazdım buraya. Okursan belki beni anlarsın. Nice seneler. Merhaba efendim. Meltem Hanım'a gelmiş. Ben alayım. Gitme. Bizim bir an önce boşanmamız lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gemide yol alır, ayrı düğüm tutarım.